Ufadan bakışta yine sizlerle beraberiz. Bugünkü misafirimiz Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan. Emin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Veysel Bey. Teşekkür ederim. Öncelikle dijital yayındayız. İl dışından bizi izleyen dostlarımız için, izleyicilerimiz için Emin Özaslan kimdir? Evet. Hüdapar İl Başkanlığı'na gelinceye kadar siyasi hayatımızda neler yaptık? Kısaca bir kendimizi tanıtabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle dijital yayına geçişiniz ve bu programınızdan dolayı ben sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Urfa için aslında güzel bir çalışma olmuş. Umarız Urfa'dan seslerimiz, Urfalıların sesi, Urfa'nın sorun ve sıkıntıları bütün her tarafa çok rahat ulaştırılır sizin bu programlarınız aracılığıyla. Emin Özaslan, her yerde söylüyorum, ben ezelden beri Urfalıyım. Urfa'da doğdum, Urfa'da büyüdüm. İlkokulu köyde okudum. Daha sonra lise hayatına geçtikten sonra şehre yerleştik. İşletme mezunuyum. Daha önce özel sektörde çalıştım uzun yıllar. En son bir petrol şirketinde bölge müdürlüğü yapıyordum. Siyasi hayata başlayınca, Hüdapar İl Başkanı olunca ben görevi bıraktım. Ve şu anda zamanımın büyük bir kısmı siyasetle geçiyor. Biliyorsunuz ki aktif olarak sahada bulunmanız gerekiyor. Çünkü zaman ayırmanız gerekiyor. Böyle bir iştir. Öbür taraftan da serbest ticaretle uğraşıyoruz. Bir tarafta çiftçilik var. Köyde tarlalarımız var. Onunla uğraşıyoruz. Yani hem çiftçilik, hem serbest ticaret, hem siyaset hepsi bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Özellikle sosyal medyada sizi görüyoruz. Dikkat çekiyor sosyal medyadaki faaliyetleriniz. Bu Emin Özaslan ve Hüdapar Şanlıurfa İl Teşkilatı'na mı özgü bir çalışma tarzı? Yoksa Hüdapar'ın genel çalışma tarzı mı? Bayağı dikkat çekiyor. Yani sosyal medyadaki çalışmalarınız. Aynen. Teşekkür ederim. Hatta bir de ona 11-11 diyorsunuz. Öyle. Yani Cuma günü. Cuma 11-11 diye. Onun esprisi nedir? İshak Bey soruyordu. Topuğundan almış olayı. Şimdi Cuma 11-11 şu anda Şanlıurfa halkının sesini duyurduğu bir platforma dönüşmüş. Artık Hüdapar'dan çıkmış halkın bir platformu. Soruna karşılık çözümün sunulduğu bir platforma dönüşmüş. Bu çalışmayı yürütürken de Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı olarak bu Urfa'da başladı. Ve Türkiye siyaset tarihinde bir ilk aslında. Türkiye'nin siyaset tarihinde bugüne kadar böyle bir çalışma olmamış. Bu Şanlıurfa'ya kısmet oldu. Urfa halkına kısmet oldu. Ve buradan başladı. Şu anda Hüdapar'ın Türkiye genelindeki diğer illerde, diğer il başkanlarımız da bu çalışmaları yavaş yavaş örnek alıyorlar, onlar da devam ettiriyorlar, başladılar. Şu an birden fazla ilimiz bu çalışmayı yürütüyor. Hedefimizde şu var, inşallah Türkiye'nin bütün illerinde, Hüdapar her ilde bu çalışmayı hayata geçirir. Ve Türkiye siyaset sahnesine, Türkiye siyaset arenasına farklı bir ses, farklı bir soluk, farklı bir anlayış getirdi. Türkiye'nin farklı yerlerinden telefonlar alıyoruz. Bazen Urfa'ya ziyarete gelen insanlar bizi görünce şunu söylüyorlar. Yani Hüdapar'ın dışındaki insanları söylüyorum. Diyorlar, başkanım biz Urfa'da yaşamıyoruz ama şehir dışında bile biz Cuma 11-11'in sesini duyuyoruz. Biz bile merak ediyoruz. Cuma günü saat 11-11 geçiyor olunca acaba bu hafta ne var diye. Mesela geçen gün İstanbul'dan gelen bir misafirdi. Dedi ki artık bizde de o, biz sürekli bekliyoruz. Cuma 11-11'de yayına ne girecek? Ve şunu söyledi ki, yaşam benden çok büyüktü. Ben bu yaşıma kadar geldim. Siyaseti de yakından takip eden bir insanım dedi. Türkiye siyasetinde hakikaten yeni bir ses oldu dedi. Ve Cuma 11-11 bugüne kadar olmayan bir tarz dedi. Bu tarz demek ki hem Urfalıların çok hoşuna gitmiş, Türkiye'de bunu çok beğenmiş. Biz de hep zaten şu iddiayla uğraşacaktık. Dedi ki biz Hüdapar olarak hem ideal bir siyaset yürüteceğiz, hem de iddialı bir siyaset yürüteceğiz. Yapılan bu Cuma 11-11 çalışması da Türkiye'de hakikaten ideal bir seviyeyi yakaladı ve iddialı bir siyaset yürütüyoruz şu anda. Her yerde sorunu ele alıyoruz, sorununa karşılık bir de çözümü ortaya koyuyoruz. Hani buyurun. Başkan, burada yani bu yayınlar yetkileri harekete geçiriyor mu? Geri dönüşler nasıl oluyor? Şimdi biz Cuma 11-11'i yayına koyduktan sonra yavaş yavaş 1-2-3 haftadan sonra etkilerini görmeye başladık. Yerindeki yöneticiler, idareciler, isterseniz bazen milletvekili olabiliyor bu ya da yerindeki belediye başkanları olabiliyor. Harekete geçiyorlar. Bizi telefonda arayıp hem bilgi veren hem bilgi soran belediye başkanları oldu, milletvekilleri oldu. O iletişim içerisinde bazı sorunlar halledildi mesela. Yani bazı problemler için yerelde belediye hemen harekete geçti. Ya da bazı durumlarda Ankara harekete geçti. Bazı durumlar var ki bakanlıkları harekete geçirdi. Cuma 11-11 çalışması. Mesela bakanlıkları harekete geçiren bir örnek vereyim size. Biliyorsunuz ki sadece Urfa'da değil, Urfa'da daha çok göze çarpıyor ama Türkiye'nin dört bir tarafında şu elektrik yardımından faydalanan insanlar biliyorsunuz her ay PTT kuyruğuna girmek zorundalardı.
O yardımdan kim faydalanıyorsa kendi kimliğiyle şahsın bizzat kendisi gidecek, o kuyrukta bekleyecek. Hı. Ve her ay gitmek zorundaydı. Dolayısıyla bu Türkiye'de ciddi bir sıkıntıydı. Problem ve Urfa'da diyor. Daha fazla bir sıkıntıydı. Yaşlı insanlarda. Yaşlı hasta insan, insanlarda. Hasta insan geliyor. Kimisi araçla getiriyor. Kimisi diyelim ki elinde bastonuyla geliyor. 3 saat, 5 saat, 7 saat boyunca o kuyrukta bekleyen insanlar vardı. Eziyet oluyordu. Büyük bir eziyete dönüşüyor. Biz dedik ki ya dijital çağda yaşıyoruz. Ya böyle bir şey olamaz diye bir Cuma 11-11'de bunu gündem ettik. Kuyrukları çektik video halinde. Sonradan seslendik hükümete. Dedik ki ya bu işin kolayı var. Bakanlar kendi arasında gelecekler. İki bakanlık. Ve bunlar kendi arasında bir çalışma yapacaklar. Bunu direkt dijital sistem üzerinden halledelim. Yani ya da fatura kaynağı, ana kaynağında elektrik dağıtım şirketiyle görüşürsün. Dersin ki kardeşim şu abone numarası, şu TC kimlik numarası indirim ne kadar? 150-200 liramdır. Her ay 200 lirayı bana fatura edersiniz devlet olarak. Yani siz kendi aranızda mahsuplaşabilirsiniz diye. Böyle bir adım atılabilir diye. Bu Türkiye'de gündem oldu. Cuma 11-11 çalışması. Ve bir ay sürmedi. Bakanlık harekete geçti. Bütün Türkiye'de dedi ki artık bundan sonra elektrik yardımından faydalanan vatandaş PTT'ye gitmesine gerek yok. Direkt E-Devlet üzerinden şifresine girecek. E-Devlet üzerinden faturasını. Şu anda yatırıyorlar. Ne güzel. Ve insanlar telefon açtılar, mesaj atanlar, bizi yolda görenler o kadar dua ediyorlar ki ya başkanım diyor biz yani yıllardır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Kimse harekete geçmedi. Hüdapar'ın bu çalışması sayesinde en azından biz şimdi E-Devlet üzerinden yatırıyoruz diye çok rahat ettiler. Evet. Tabii bu bizi de mutlu ediyor. Yani başkanım, en azından işe yarayan bir çalışma oldu. Hüdapar hangi anlayışla siyaset yapıyor? Siyasetteki anlayışınız nedir? Şimdi İshak Bey öyle bir şey ki yani Türkiye şu anda Hüdapar'ın yürütmüş olduğu siyaset anlayışına biraz yabancı kalıyor. Nasıl? Yani diyorlar ki hani olamaz ya siyaset dediğin şey bugüne kadar böyle bir şey görmedik. Yani acaba siyaset dediğin şey bu muydu diye insanlar şaşırıyorlar. Ya da bazen biz bir şeyler söylediğimiz zaman diyorlar ki ya bu söylemler öyle bir şey ki siyaset üstü gibi algılanıyor. Muhalefet bugüne kadar şey yapar. İktidarın açığını bulur. Yönetimin açığını bulur. Oradan yüklenir. Açığı bulup eleştirip yermek. Bazen ya da muhalefet yaparken insanlar bazen hakarete varan söylemlerde bulunuyorlar. Biz de diyoruz ki aslında muhalefet şöyle yapılmalı. Biz Hüdapar olarak siyasete şöyle bakıyoruz. İlk önce diyoruz ki siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Halka hizmet sanatıdır. Bize böyle siyaset budur yani. Biz siyaseti halka hizmet sanatına dönüştürebilirsek biz kendimizi başarılı görürüz. Şimdi halka hizmet sanatı yürüttüğünüz bütün çalışmalarda siz kalkıp muhalefet anlayışınızı karşıdaki rakibi ya da iktidarı yermek için değil, açığını bulayım da işte ben biraz daha siyasi rant devşirim diye o hevesle hareket ederseniz bu muhalefet anlayışı değildir. Bize göre doğru bu muhalefet değildir. Fayda da vermez toplumda. Kesinlikle. Insanlara. Muhalefet nasıl olmalı? Şöyle olmalı. Biz bugüne kadar hep bu yolu takip ettik. Bir sorun, bir problem varsa sorunu ana kaynağını bulalım. Problemi ortaya çıkaralım. Sorunun kaynaklarını ortaya çıkaralım. Yani temel meseleye inelim. Daha sonra da seslenelim. Diyelim ki bakın şu sorun var, sıkıntı var. Problem de buradan kaynaklanıyor. Ve bunun çözümü de şudur. Muhalefet böyle yapılmalı. Çözümü de ortaya koyalım. Yetki sahiplerini de göreve davet edelim. Gerekirse biz de o sorunun ortadan kalkması için destek verelim. Ne güzel. Amaç o sorunun ortadan kalkmasıysa, amaç mağdur olan insanların mağduriyetin giderilmesi ise izlenmesi gereken yol bu. Bazen insanlar bize şunu söylüyorlar, ya başkanım diyor, öyle güzel plan projeler söylüyorsunuz ki, öyle adımlar atıyorsunuz. Yani niye diyor, çünkü bugüne kadar siyasette görülmemiş ya, niye bunları diyor seçime saklamıyorsunuz diyor, seçim geldiği zaman seçim zamanı söyleyin, bari en azından daha fazla oy alırsınız diyor, siz bunları niye şimdiden söylüyorsunuz? Biz diyoruz ki bakın biz sandık endeksli çalışan bir siyasi parti değiliz, biz oy endeksli çalışmıyoruz. Dedik ya, bize göre siyaset halka hizmet sanatıdır. Biz bu sanatı icra etmeye çalışıyoruz. Ve defalarca soruna karşılık çözümü ortaya koymuşuz ya da bir projeyi ortaya koymuşuz. Demişiz ki bu proje uygulanırsa bu memlekete insanlar için, memleket için, ülke için çok büyük bir fayda sağlar. Belki yeri gelince bazı öneri olarak sunduğumuz projelere konuşacağız hep beraber. Onu ortaya koyalım. İsterse mevcut iktidar bunu yapsın. Ya da yerindeki belediye yapsın. Ya da mevcut belediye başkanı yapsın. Sorun değil. Yapsın. Proje her ne kadar bizden çıksa bile o yapsın şu an. Bırakalım ona mal olsun. Sorun değil. Yeter ki halk faydalansın. Üstüne üstlük biz çıkarız Hüdapar olarak da kendilerine teşekkür ederiz ve tebrik ederiz.
bravo, buna hayata geçirdiğiniz için. Olması gereken odur. Değil mi yani Hüseyin Bey? Bu alanda sizin yani denk meşhur miktarı işlerine yönelik çalışmalarınız hem il içinde hem il dışında. Aynen. Yerinde, tarlada, meşhur tarım işçilerinin çadırlarına giderek, buradaki evleri ziyaret ederek yapmış olduğunuz güzel bir çalışma var. Evet. Aynı şekilde Evgiye'de, yani orada mahalleyi rahatsız eden kronik bir problemdi. Aynen öyle. Belki de basit bir problemdi. Şu anda o problem çözüldü. Evet. Ne güzel. Aynen. Yapıcı bir siyaset olsun. Evet. İnsanımıza bir faydası olsun, memleketimize faydası olsun. Kesinlikle. Bunu dileriz, bunu isteriz. Aynen. Bu anlamda kısaca Hüdapar'ın gözüyle bugün Urfa'ya baktığımız vakit nasıl görüyorsunuz? Birleşmiş seçim atmosferi, artık Mayıs ayında seçimler falan konuşuluyor, 2023 aynen. seçimleri. Seçimlere giderken Hüdapar Urfa'yı nasıl görüyor? Ne diyor Urfa için? Urfa biliyorsunuz gerçekten büyük, mega bir kent. İçerisinde barındırmış olduğu Suriyeli misafirlerle beraber 2,5 milyonu aşan bir nüfusa sahip. Dolayısıyla şimdi şu anda bizim Urfa'da yapmamız gereken ya da bütün siyasetçilerin yapması gereken şey Urfa'nın sorunlarına odaklanıp problemleri ortaya çıkarıp ya da Urfa'nın gelişim fırsatlarını ortaya çıkarıp bazı alanlar var ki Şanlıurfa'nın o konuda çok gelişmesi gerekiyor ve bunları fırsata dönüştürebiliriz. O fırsatları da yakalayıp hep beraber harekete geçersek ben eminim ki Urfa öyle bir kalkınacak ki, öyle bir hamle gerçekleşecek ki. Yani belki biz istersek Urfa'da hep beraber el ele verirsek Veysel Bey, Şanlıurfa'nın bugüne kadar 100 yıldır edemediği yolu, gelişmeyi ben iddia ediyorum biz 5-10 yılda çok rahat bir şekilde kat edebiliriz yani. O fırsat var bizde. Yeter ki şunu yapalım. Hiç kimse siyasi rant hevesiyle hareket etmesin, kişisel çıkar menfaat peşinde koşmasın, kendi partisel çıkarını bile bir kenara bıraksın. Bu da çok önemli. Yani kendi partisini bile ön plana almasın, tamamen şehri ve memleketi ön plana alsın. Hepimiz memleketin ortak çıkarı etrafında birleşirsek, çalışırsak öyle bir yol kat ederiz ki. Bakın mesela şimdi Şanlıurfa'da sorun problem çok. Saysak hakikaten bitmez. Bana göre Şanlıurfa'nın temelde bütün sorunların birleştiği bir şemsiye var. Yani Şanlıurfa'nın tek bir sorunu var bana göre. Biz o tek temeldeki sorunu halledersek geri kalan beraberindeki bütün sorunları hallederiz, ortadan kaldırırız. O tek sorun ne? Şu. Şanlıurfa iyi yönetilemiyor. İyi yönetilmiyor. Bu memleket iyi yönetilirse emin olun ki üretimde, hizmette, ürün kalitesinde her şeyde çağatlar ya. Öyle bir gelişim kaydeder ki. Bakın. Şanlıurfa'da 3 şey var ki bu 3 şey aynı anda Türkiye'de sadece bizde var. Sadece Şanlıurfa'da var. Başka illerde de bu nimetler var ama 3'ü aynı anda o şehirde yok. Bizde 3'ü aynı anda burada. Türkiye'de sadece bizde var. Birincisi Türkiye'nin en genç iliyiz. Bizde daha genç bir il yok. Yaş ortalaması 20. Genç bir nüfus var. Hemen arkasında verimli arazilerimiz var. Geniş ovalarımız var. Çok şanslıyız bu konuda. Üçüncüsü Şanlıurfa'da likidite oranı yüksek, yani hızlı bir şekilde paraya dönüştürebileceğimiz, nakit paraya dönüştürebileceğimiz bir maddi gücümüz var, finansal gücümüz var. Hepimiz çok iyi biliriz ki Şanlıurfa banka şubelerinde yatan nakit para Türkiye'nin başka illerinde bulunmuyor maalesef. Neden? Başka illerde para yok mu? Var. Ama oradaki para banka şubelerinde durmuyor. Oradaki para ticarette dönüyor, yatırıma dönüşmüş. Bizde o hız çok düşük. Nakit para daha çok bankalarda ya da bir yerde arsaya bağlanmış gayrimenkulde duruyor. Biz bunu bir harekete geçirirsek, işte o en baştaki bahsetmiş olduğum temeldeki sorun halledilirse, Şanlıurfa iyi yönetilirse, yani gelecek vizyonuna sahip, gerçekten lider profile sahip olan kişiler tarafından yönetilirse bu memleket, o üç nimeti de biz ele alırsak, genç nüfus, verimli araziler ve finansal güç, o parasal gücü bir araya getirip bir işletsek var ya bu memlekette, iddia ediyorum üretimde Şanlıurfa Türkiye'nin Çin'i olur. Türkiye'nin üretimde atağa geçen ve üretimde Türkiye'nin Çin'i olabilecek potansiyele sahip olan bir şehiriz. Emin Bey, memleket sadece Urfa'dan ibaret değil. Evet. Diyarbakır'da bizim memleketimiz, Halep'te bizim memleketimiz, aynen. Musul'da bizim memleketimiz. Evet. Ve memlekette bir yangın var. Irak'ın işgali var. Bu bir Haçlı Savaşı dedi, Amerika girdi. Evet. 20 yıldır orayı darmadağın etti. Oradaki insanları, Şii, Sünni, Kürt, Türk, Arap, Suriye aynı şekilde 10 yıldır, 11 yıldır işgal edildi, yakıldı, yıkıldı. Irak'tan, Suriye'den insanlar Urfa'ya geldi. Urfa'nın üzerinde bir enkaz var. Ondan evvel PKK teröründen dolayı bizim coğrafyamız, Doğu, Güneydoğu, yani bizim bir Suriyeliler kadar, 500-600 bin Suriyeli var diyoruz. 500-600 bin de
PKK teröründen kaçan insanlar geldi Urfa'ya. Çok açık söyleyeyim size, terör sorunu, Kürt sorunu öyle dönüyor. Evet. Avrupa bunu önünüze getiriyor. Bu anlamdaki sözünüz, tavrınız, Hüdapar'ın yaklaşımı nasıl? Biz şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün biz birbirimizi ötekileştirmezsek, birbirimize karşı kırıcı dil kullanmazsak, yani buranın hakimi benim, buranın sahibi benim, herkes sadece burada gelip geçicidir, asıl sahibi benim demezsek, bütün ırkları, bütün milletleri, bütün anlayışları bir arada tutabilirsek, değil Türkiye'de, biz bütün İslam coğrafyasını hepsini çok rahat bir araya getirebiliriz. Eski gücümüze tekrar kavuşabiliriz. Bütün herkesi bir arada tutan, bizim bir üst kimliğimiz var kardeşim. İslam üst kimliği. Osmanlı 600 yıl boyunca idare etti değil mi bu bölgeleri? Evet. Ve Osmanlı'nın bünyesinde birden fazla milletler de vardı. Irklar vardı. Ve Müslümanların dışında farklı inançlara sahip olan insanlar da vardı. Herkes güven içindeydi, huzur içerisindeydi. Ve Osmanlı sadece ekonomik olarak değil, askeri açıdan da çok güçlüydü. Neden? Siz millet olarak içe dönseniz, kendi halkınızı kucaklayıcı bir dil, bir üslup ve bir yönetim sergilerseniz ve adaleti temel merkeze koyarsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Osmanlı adaletle yönetildiği için, o İslam'ın adalet anlayışına göre hareket ettiği için ve hiçbir üstünlüğü hiçbir ırka dayandırmadığı için, yani ben Türk'üm ya da ben Kürt'üm, ben Arap'ım deyip üstünlüğü hiçbir ırka atfetmedi, vermedi. Dedi ki hepimiz Müslümanız. Herkesi İslam çatısı altına topladığı için bu kadar başarılı oldu. Ve reçete açık ortada. Biz de diyoruz ki gelin tekrar eski değerlerimize geri dönelim. Ne yapalım? Kardeşim bizim üst çatımız İslam'dır. Biz Müslümanız. Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak. Bugün ben Kürt olabilirim. Ben Kürt'üm. Başka bir kardeşim Türk'tür. Başka bir kardeşim Arap'tır. Hani şu an Urfa'da yaşadığımız için Urfa'nın örneğini versek herhalde tam yerinde olur. Urfa öyle bir mozaiktir ki, bakın Türk var, Kürt var, Arap var, Zaza var. Hepsi bir arada yaşıyor. Biz sorun yaşıyor muyuz Allah aşkına? Bugüne kadar böyle bir sorun yaşadık mı? Hiçbir sorunumuz yok. Ama ben Türk kardeşime gidip, gel bakalım ben Kürt'üm. Benim burada işte söz yanlış anlaşılmasın, nüfus olarak sayısal çoğunluğum çok daha fazla. O zaman sen benim tahakkümün altında kalacaksın diyor muyum? Haşa öyle bir şey söylemiyorum diyorum ki benim kardeşimdir. Arap kardeşim de bana bir şey söylemiyor. Ben de ona bir şey söylemiyorum. Biz kardeşiz çünkü. Bir de bu da işte birbirine karışmış. Yani kanı, aynen, dili, kültürü, yemeği, müziği, her şeydi yani. Tek millet olmuş artık. Ayıramazsınız ki. Kesinlikle. Bu Türk, bu Kürt, bu Arap diye ayıramayız ki. Aynen öyle. Gayrimüslim mesela komşumuz olmuş, hemşerimiz olmuş. Evet. Bu da Ermenisi, Süryanisi, Yezidisi. Yani Allah'ın bin bir rengi yani öyle bu memlekette yaşamış. Dolayısıyla kurtuluş reçetesi, yani biz bu işten nasıl karlı çıkarız, nasıl eskiye tekrar geri döneriz, eskiden kasıt, eski değerlerimize, eski medeniyeti, eski gücümüze nasıl kavuşuruz? Reçete açık. Tekrar o bizi biz yapan değerlere sahip çıkacağız. Irkçılığı bir kenara bırakacağız. Ulus devlet anlayışını bir kenara bırakacağız. Hakikaten bütün halkı kucaklayan, üst kimliğin, üst çatının İslam olduğu bir anlayışa biz geri dönersek, yani adalet anlayışına geri dönersek, adalet hakim olursa bu memlekette hiçbirimiz problem yaşamayız. Bakın Türkiye'de şu an ülkenin yönetildiği anayasa bakıyorsunuz. Maalesef askeri cuntanın oluşturmuş olduğu yasayla, anayasayla biz yönetiliyoruz. Şimdi orada şöyle bir madde var. Diyor ki efendim vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes, herkes Türktür diyor. Evet. Biz de diyoruz ki bu doğru bir şey değil. Gelin şunu şöyle değiştirelim, revize edelim. Anayasayı revize edelim. Daha ideal, daha güzel bir anayasa ortaya koyalım. Mesela şu maddeye karşılık değiştirip şöyle bir madde ortaya çıkaralım. Diyelim ki kardeşim vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes eşit haklara sahiptir. O zaman Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Laz, Zaza, Abbas hiç fark etmez ki. Herkes eşit haklara sahip olduktan sonra, vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes için geçerli olduktan sonra o zaman ne Kürt'ün bir üstünlüğü olur ne Türk'ün bir üstünlüğü olur. Kimse rahatsız olmaz. Kimse rahatsız olmaz ve hepimiz kardeş oluruz. Bugün yani normalde baktığımızda bizim memleketimizde yaşayan Türklerle hiçbir sorunumuz yok. Arap kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Onlara da bizimle ilgili hiçbir sorunları yok. Sadece birileri biraz çok daha fazla hassas noktaları kaşıyor. Ön plana çıkarıyor. Maalesef dışarıdaki o meşhur tırnak içerisinde söylüyorum dış güçler denilen taraflarda onlar da işin içerisine girdikleri zaman şimdi tekrar söylerim bugün devlet, o ulus devlet anlayışından vazgeçerse dış güçler de gelip bir tarafları kaşıyamayacak zaten. Onlara malzeme kalmayacak. Malzeme olmayacak. Yani
O zaman halk diyecek ki kardeşim ya vatandaş bayrağı balon herkes eşit haklara sahipse ben aynı eşit haklara sahibim, benim ülkem, benim toprağım, benim vatanım diyecek, herkes sahip çıkacak. Bir de şöyle bir ayrım var ki devleti idare eden yıllardır, yani şu anki ben mevcut yönetimi kastetmeden bütün yönetimi söylerim. Yani Cumhuriyet'ten bugüne kadar olan bütün yönetimler için şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Maalesef bu devleti yöneten, idare eden zihniyet bir türlü şunu anlayamadı, kavrayamadı ya da kabul etmek istemedi. Dünyada kendi vatanına, kendi ülkesine, kendi toprağına bu kadar bağlı olan ben ikinci bir ülke vatandaşı tanımıyorum yani. Bir örneği var mıdır sizce acaba? Mesela gidin Avrupa ülkelerine dolaşın, başka ülkeleri dolaşın, kendi ülkesine bu kadar bağlı olan bir milleti bulamazsınız. Ülke olunca, vatan olunca herkes birleşebiliyor, bir araya geliyor. Evet. Hakikaten vatanı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Şimdi düşünün, siz öyle bir millet olacaksınız. Kürt olsanız, Türk olsanız, Arap olsanız, hangi ırktan olursanız olun. Memleket olunca, millet olunca, halk olunca, ülke olunca bir araya geliyorsunuz, bütün her şeyi bir kenara tutabiliyorsunuz. Ya bu anlayış bile, bu sahiplik duygusu bile bir devlet idaresi, bir devlet yönetimi için bence çok anlam ifade etmeli ya. Ya bu devlet büyük bir devlet. Bu millet evet. Yani çok büyük bir millet. Aynen. Yani Haçlı'dan, Haçlı'ya karşı orta savaşını evet. Vermiş, emperyalizme karşı aynen. Orta savaşını vermiş. Bunu hep birlikte vermiş. Evet. Kürdü'de, Arabı'da, Türkü'de, Çerkezi'de, Laz'da, Boşnağı'da, Çanakkale'ye gitmiş, Sarıkamış'a gitmiş. Her tarafta göğüs gelmiş. Bunu devam ettirmek aynen. Gerekiyor. Özür dilerim. Bir şey ekleyeyim, özür dilerim. Ve bunun ispatı ortada. O kadar güzel bir ispatı var ki, Çanakkale dediniz. Çanakkale şehitliğine gidin, oradaki mezar taşlarına bakın, mezar taşlarındaki yazan isimlere, şehirlere bakın. O zaten her şeyi gösteriyor bize. Ortak şehirler. Aynen. Sözde Karakoç'un. Aynen öyle. Yani deyimi de yani Halep'le şey İstanbul'a. Yani kurtuluşumuz Çanakkale ruhuna dönmektir. Çanakkale ruhuna dönersek bu ülke inanılmaz yol kat edecek. Şimdi ben şimdi seçime tekrar dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi 2023 seçimleri ittifakların konuşulduğu, evet. Oluşturulduğu bir seçim. Geçen de Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu Cumhurbaşkanı'yla evet. Görüştü. Burada bir ittifak çıkar mı? Neler oluyor? Bize anlatır mısınız? Bir ekleme yapayım ben de. Bu seçimler artık yani sadece Türkiye seçimleri mi? Amerikan Başkanı işte çıktı yine birden. Bu defa işte muhalefet de biz Türkiye'deki iktidara devireceğiz diyor. Yani 2023 seçimleri, Türkiye'nin mi seçimleri yoksa bütün dünyanın hesabının elinde olduğu bir seçim mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Emperyalist zihniyet dünyanın neresinde olursa olsun hangi ülkede bir seçim olacağı zaman ya da bir karar verileceği zaman, bir karar alınacağı zaman, bir uygulamaya başlanacağı zaman emperyalist zihniyet her yere müdahale etmek ister. Her yere girmek ister. Dolayısıyla Türkiye'de de yani hepimiz çok iyi biliyoruz ki emperyalist zihniyet her zaman mutlaka ülkenin yönetimine, ülkenin kararlarına etki etmek için mutlaka elini uzatacaktır. Mutlaka hamleler yapacaktır. Bu evet. Sadece bu seçim için geçerli değil. Yani geçmiş dönemlerde de her zaman böyle olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Ama burada şuna dikkat etmemiz lazım. Biz ülke olarak güçlü bir konuma gelirsek, dışarıdaki o ellerin ülkeye uzanmasına fırsat vermezsek, hiç kimse bizimle baş edemez. İstediği kadar müdahale etmek istesin. Bizim ona izin vermememiz gerekiyor bir kere. Ona odaklanmamız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi bizim güçlü olabilmemiz için de içe dönük, kendi milletimize, halkımıza dönmemiz lazım. Ve bu önümüzdeki seçimde hani karar ne olur, ittifaklar gerçekleşir, gerçekleşmez, nasıl bir ittifak olur? Tabii ki şu an henüz net bir şey değil. Hüdapar açısından söylüyorum. Şimdi biz ilk günden beri de genel başkanımız defaatle bunu açıkladı. Dedi ki biz ittifaklara karşı değiliz. Şu an zaten siyasi konjonktüre baktığınızda ya da seçim kanununa baktığınızda ister istemez bugün bu ülkedeki iktidar partisi, en fazla oy alan iktidar partisi bile ittifaklara ihtiyaç duyuyor. Böyle bir durumdayız. Çünkü 50+1 var. Dolayısıyla ittifak arayışı içerisinde olan iktidar partisi başta olmak üzere bütün siyasi partiler eğer ittifak arayışının içerisine giriyorsa demek ki ittifaklar artık bu ülkenin bir gerçeğidir, realitesidir. Biz de diyoruz ki temelde ittifaklara karşı değiliz. Herhangi bir siyasi parti, birden fazla siyasi partiyle bir araya gelir, konuşur, teklifleri olur, konuşulur, masaya otururlar, kendi kararlarını verirler, yol alırlar. Biz ise bir ittifaka gireceğimiz zaman, bir karar vereceğimiz zaman biz şuna bakarız ilk önce. Bizim
vereceğimiz ya da alacağımız bu karar 1. Memlekete faydalı mı? 2. Millete faydalı mı? Halka faydalı mı? 3. Ümmete faydalı mı? Geniş çerçevede bakarız. Bu kararlar eğer buna fayda sağlıyor, velev ki bu karar millete, memlekete, ümmete fayda sağlıyor fakat Hüdapar'ın partisi olarak aleyhinde olsa bile biz yine o kararı alırız. Biz böyle bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede düşünür kararımızı veririz ve verdiğimiz kararda hiçbir zaman bu memlekete, bu ülkeye zarar verecek bir çalışmanın anlayışı içerisinde girmeyiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla yapılan görüşmelerde henüz bir sonuç yok, bir verilmiş karar yok. Görüşmeler zaten sürecek. Genel Başkanımız açıklama yaptı. Daha devam edecek, devam ediyor görüşmeler. Biz de diyoruz ki karar ne olursa olsun, alınacak karar ne olursa olsun inşallah memlekete, millete, ümmete faydalı bir karar olur. İnşallah. Bu ülkeye her zaman katkı sunacak bir karar olur. Biz her zaman diyoruz, bir taşı bir taşı üstüne koymak için çalışıyoruz. Birisi iki taş koymuşsa biz üçüncü taşı koymanın, üç varsa biz dördüncü taşı koymanın peşindeyiz. Orada bir dört taş varsa, beş taş varsa gelip de bir tekme vurup da darmadağın etme düşüncesi yok bizde. Asla böyle düşünmüyoruz. İnşallah da bu ittifak görüşmeleri hayırlı bir sonuca evrilir. İlk önce dediğim gibi memleket için hayırlı olur. Daha sonra da eğer Hüdapar'ın lehine gelişir, gelişen bir sonuç çıkarsa biz isteriz tabii ki Hüdapar'a da bir katkısı olsun yapılan görüşmeleri. İl başkanı olarak Hüdapar'ın Şanlıurfa'daki potansiyeli, iddiası, tahmininiz nedir? Şunu çok sesim rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim geçen seçim dönemine baktığımızda, şu anki zaten atmosfere baktığımızda Urfa'da şöyle bir ciddi sorun var. Urfa'da yerelde yaptığımız ev ziyaretlerinde, köy ziyaretlerinde, aile ziyaretlerinde biz akşamları da ev ziyaretlerine gidiyoruz. Böyle her gece gidiyoruz mutlaka. Yaptığımız bütün ziyaret ve istişareler sonucu şunu çok rahat söyleyebilirim. Urfa halkı milletvekillerinden çok ciddi derecede şikayetçi. Evet. Milletvekilleri diyorum dikkat ederseniz iktidar ve muhalefeti ayırmıyorum. Hem iktidardan şikayetçi hem muhalefetten şikayetçi. İktidardan niye şikayetçi? Diyor ki iktidar icra makamında bulunuyor. Dolayısıyla görevini yerine getirmediği için ondan şikayetçi. Muhalefettekilere de şu açıdan şikayetçi. Diyor ki muhalefet etkili bir muhalefet yapamadığı için. Eğer etkili bir muhalefet yapmış olsaydı muhalefetteki milletvekilleri iktidar çalıştırırdı, iktidarı harekete geçirirdi. Bakın biz Hüdapar olarak mecliste değiliz şu anda. Urfa'dan milletvekilimiz yok mecliste Hüdapar olarak. Belediyemiz de yok. Ama biz bu anlamda bile muhalefet yaparken etkili bir muhalefet yaptığımızı düşünüyoruz. Bizim yaptığımız o çalışmalar sonucunda birçok proje Şanlıurfa'ya kazandırılmış. Az önce hani yeri gelince bahsettik işte PTT sorunuydu, ortadan kalktı. Suruç Ölüm Yolu, Eyüp'teki çöp meselesidir. Suruç Ölüm Yolu ihalesi çıkarıldı. Mevsimlik tarım işçileri için çalışmalar yapıldı. Bütün bu katkılar. Demek ki insan isterse birçok şeyi yapabilir. O yüzden muhalefetteki milletvekillerinden de çok şikayetçi Şanlıurfa halkı. Diyor ki onlar da etkili muhalefet yapmıyorlar. Şimdi öbür taraftan yerel yönetimler yani ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi dahil olmak üzere belediyelerden çok ciddi şikayetçi halk. Dolayısıyla böyle bir atmosferde halk alternatif bir parti arıyor mu? Açık net söylüyorum arıyor. Ha. Biz de bu alternatif partiler arasında diyoruz ki Hüdapar olarak öyle bir gerekçe verelim ki bu halkın eline alternatif parti arıyorum diyen insanlar direk gelsin oyunu Hüdapar'a versin. Ona tabii o gerekçeyi sunmamız lazım. Onun altını doldurmamız lazım. Çalışmalarımızla, plan projelerimizle, siyaset anlayışımızla. İnsanlar baktığı zaman evet kardeşim ben Türkiye zaten bu sadece Şanlıurfa için geçerli değil biliyorsunuz ki Türkiye'de bugün her iki kişiden bir kişi. Bütün Türkiye için geçerli. Bir önceki seçimde oy verdiği partiden memnun değil. Yani bu sadece iktidar partisi için geçerli değil. Diğer partiler için de geçerli. Muhalefet için de geçerli. Oyunu vermiş partiye %50'si ben memnun değilim diyor. Evet. Kendi oy verdiği partiden. Şimdi bu seçim atmosferi de öyle bir şey ki şu anda insanlar alternatif ararken biz de diyoruz ki evet alternatif arıyorsanız en iyi alternatifin Hüdapar olduğunu biz size ispatlayacağız. Biz en iyi alternatif olduğumuzu ortaya koyup ispatlayamazsak istediğiniz partiye oy verebilirsiniz. Bu kadar kendimize güveniriz Hüdapar olarak. Ama biz en iyi alternatif olduğumuzu, en iyi çalışmayı ortaya koyacağımızı bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla ispatladık. Bundan sonraki ortaya koyacağımız plan projelere de tekrar insanlara gideceğiz. Diyeceğiz ki gelin buyurun bakın. Bizdeki plan proje bizden daha iyisi. Başka partide varsa oyunuzu verebilirsiniz. Bu kadar açık ve net konuşuyoruz. Evet. Siyaset bence böyle şeffaf yapılmalı. Her şeyi şeffaf bir şekilde ortaya koyacaksınız.
Biz de Şanlıurfa'da şu an şeffaf bir süreç yürütüyoruz. İnsanlar siyaset tarzımızı çok beğenmişler. Hüdapar'ın anlayışını çok beğenmişler. Diyorlar ki hakaret etmiyorsunuz. Bağırıp çağırmıyorsunuz. Sadece kuru kuruya eleştirmiyorsunuz. Bel altı siyaset yapmıyorsunuz. Yalan söylemiyorsunuz. İftira atmıyorsunuz. Dolayısıyla sorun var. Problemi ortaya koyuyorsunuz. Çözümü de sunuyorsunuz. Ne kadar güzel diyor. Bu üslubu çok beğenmişler. Şu anda bizim Cuma 11-11 ile ilgili ajandamıza not ettiğimiz sorunlara baktığınızda 6-7 aylık programlar full dolu. Yani o kadar sorun var ki halk sürekli arıyor işte başkanım şunu şunu gündeme getirin diye. Şimdi böyle bir atmosferde bir seçime gideceğiz. Dolayısıyla biz de Şanlıurfa halkına sesleniyoruz. Diyoruz ki insan oğlu her zaman en iyisini ister. İnsanın fıtratında vardır, yaratılışında vardır. Biz hepimiz eğer bir evimiz varsa 3-5-10 sene sonra ev yıprandığı zaman gidip paramız da varsa daha iyi bir eve taşınmak isteriz. Daha iyi bir eve geçmek. Hiç kimse eskiye daha kötüsüne gitmek istemez yani. Geri gitmek istemez. Herkes daha iyisi, daha ilerisini, daha iyisini ister. Biz de diyoruz ki gelin eğer tercih edecekseniz daha iyisini tercih edin. Hüdapar'a gelin diyorsun. Daha iyisini. Açık ve net söylüyorum. Biz daha iyi olduğumuzu bugüne kadar yapmış çalışmalarla ispatlamışız. Bundan sonra da bazı sürprizlerimiz olacak. İnsanlar seçime yaklaştığımız zaman bazı plan projelerimiz olacak. İnsanlar diyecek ki vay be böyle mi? Siyaset böyle mi yapılıyor? Gerçekten böyle yapılıyormuş demek ki. Görecekler, duyacaklar. Biz de en iyisi olduğunu inşallah onlara ispatlayacağız. İspatladıktan sonra onların oyunu isteyeceğiz. Diyeceğiz ki buyurun, buyurun. En iyisi bizsek bize oy verin. Yok eğer bizden daha iyisi varsa istediğiniz siyasi partiye oy verebilirsiniz. Diyeceğiz inşallah. Sanıklara da göreceğiz diyorsunuz. Evet inşallah. Farklı bir profil çiziyorsunuz. Gençsiniz. Urfa'da siyaset yapmanın zorlukları, kolaylıkları neler? Teşekkür ederim. Şimdi Urfa'da siyaset yapmak hem çok zor hem de çok kolay. Yani hem zorluğu var hem kolaylığı var. Zorluğu nerede? Şimdi o kadar sorun yumağı içerisinde çalışıyorsunuz ki elinize nereye atsanız sorun, nereye atsanız problem var. Ve maalesef bir yere kadar geliyor insanların artık düşünce dünyasında şu oluşmuş. Ya başkanım diyor, tamam diyor, çok işte hareketlisiniz, enerjiksiniz, çalışıyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz, plan proje sunuyorsunuz. Hüdapar çok güzel çalışmalar yapıyor ama ya Urfa değişmez ya diyorlar. Mesela bu sizin siyaset sahnesindeki çalışmalarınızı ister istemez şöyle etkiliyor. İnsanlar ya diyorsunuz ki ya bu düşünceyi nasıl değiştirebilirim? Çünkü artık kemikleşmiş bir düşünce yapısı. Ya kardeşim Urfa değişmez ya da artık bunun daha ötesi olmaz. Bu hep böyle gelmiş, böyle devam eder. Anlayışı biraz hakim olmuş memlekette. Ama tabii bu orta yaşın üzerindeki insanlar için geçerli. Mesela gençlerde böyle bir düşünce yok. Gençler bunun tam tersini düşünüyor. Hayır diyor, değişir ya, niye değişmesin diyor. Değişecek olan biziz diyor. Gelin değiştirelim hep beraber. Değiştirmekten kasıt ben sadece yönetimi söylemiyorum. Yani anlayışı da değiştirelim, bakışımızı değiştirelim, her şeyi değiştirelim. Taleplerimizi değiştirelim, isteklerimizi değiştirelim, hedeflerimizi değiştirelim, vizyonumuzu değiştirelim, her şeyi değiştirelim. Ben eminim ki Urfa'da gelecek günler çok güzel olacak. Yani bazı şeyler söylerim bazen mesela insanlar diyor ki ya çok ütopik konuşuyorsun, acaba bunlar gerçekleşir mi? Ben iddialı bir şey söyleyeceğim. Urfa gerçekten iyi bir şekilde yönetilsin. Urfa'nın o eski medeniyetine geri dönelim. Eskiden kasıt o köklü medeniyetine geri dönelim. Hani belki geri gelince konuşacağız. Mesela Haran'da yer alan Haran Üniversitesi'ni düşünün. Dünyanın ilk üniversitesi. Ve yakın bir zamanda biliyorsunuz haberlerde gördük. Tescillendi artık. Evet. Dünyanın ilk üniversitesinin Haran'da olduğu, Haran Üniversitesi olduğu. Bilim adamlarımız var. Burada yetişmiş, bu memlekete yetişmiş ve dünya bilimine büyük katkılar sunmuş olan böyle bir medeniyetin üzerine biz tekrar o küllerimizden tekrar doğabilirsek, o medeniyeti tekrar yeşertirsek bu topraklarda ne olur biliyor musunuz? İddialı bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar gelecek, ben Şanlıurfa'da yaşamak istiyorum diyecek ve buraya ikametini buraya almak isteyecek. Bu sözüm isterseniz kayıtlara geçsin. 5-10 sene sonra, 20 sene sonra belki bunu tekrar geri dönüp bu kayıtlara bakıp hatırlarız. Gün gelecek Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar gelip Şanlıurfa'da kalmak isteyecek. Daha ilerisini söylüyorum. İnsanlar ütopik gelebilir. Siz bir şeye inanmazsanız onu gerçekleştiremezsiniz. Ben adım gibi eminim. Kimliğimde yazan ismim gibi eminim ki. Gün gelecek sadece Türkiye'deki insanlar değil. Avrupa'dan insanlar buraya gelecekler. Diyecekler ki gidin o memleketi bir araştırın. Nasıl bir belediyecilik anlayışı var? Nasıl bir sosyal anlayış var? Nasıl bir fikir var? Nasıl bir medeniyet var? Ve nasıl bir sistem kurmuşlar? Gidin bir siz de analiz edin. Götürün biz de onları uygulayalım diyecekler.
onlara bunu dedirtebilecek kapasite ve kabiliyet bu memleketteki insanlarda var. Urfa'nın genetiğinde var, Urfa'nın geçmişinde var, tarihinde var. Evet. Şimdi söz buraya gelmişken son bir soruyla, yani biz Galp Güney Merak'ın bir röportaj yaptık. Evet. Profesör Doktor Mehmet Önel hocamız bize bir müjde verdi. 10 yıldır dişiyle, tırnağıyla Haran'da kazı yapıyor. Haran'da Hazreti İbrahim'in yaşadığı evi, ailesinin evini bulduk dedi. Evet. Biz de dün Haran'daydık, ekip olarak gittik İshak Bey'le beraber. Görüntüsü televizyonda karşıda fotoğrafı. Hazreti İbrahim'in evi 2000 yıl önceki kaynaklarda, resmen kaynaklarında çok ayrıntılı bir şekilde Haran'da tarif ediliyor. Yine 1200 yıl öncesindeki İslami kaynaklarda Endülüs'lü bir seyyah İbn-i Cübeyr Haran'a geliyor. Çok ayrıntılı bir şekilde tarif ediliyor. O tarifler üzerine ve 10 yıllık kazılar üzerine Mehmet Önel hocamız bize o müjdeyi verdi. Bir meydan, o meydanda daha önceden şey varmış, bir mescit varmış. Hazreti İbrahim'in hatırasına yine 1000 sene önce Müslümanlar, Ufalılar, Haranlar oraya bir mescit yapmışlar. Ama şu anda maalesef o mescit yıkılmış. Şu anda üzerinde ki gece konuda yıkılmış, öyle bir betonarme ev yapma tehlikesi var. Evet. Önel hocamız feryat ediyor. Urfa'daki ilgilileri, yetkilileri. Yani Hazreti İbrahim'in evi diyor, buldum evet, diyor. Evet. Dün gittik, adamlar oraya kazmışlar. İki tane sütun var, mermer sütun, duvarları var, kümbetleri var mescidin. Şimdi Urfa bu kadar mı sahipsiz? 2023 yılı İslam ülkeleri turizm başkenti diyoruz, Urfa aynen diyoruz. Öyle. Haran, İslam'ın Anadolu'ya geldiği kapı. Evet. Hazreti İbrahim'in evi yani kazılıyor, yıkılıyor. Kimseden çiz çıkmıyor. Hüdapar İl Başkanımız ne diyor bu konuda? Şimdi bakın Hazreti İbrahim'in yaşadığı evinin bulunması dünya çapında ses getirecek bir haber. Aynen öyle dedi. Yani dünyanın dikkatini çeken bir gelişme. Yahudilerin, Hristiyanların, herkesin, yani herkesin atası, peygamberi, aynen, herkesin kabul ettiği. Aynen. Hepimizin atası. Ve bunu bir bilim adamı söylüyor. Haran Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Önal. Ya diyor buldum diyor. Kimseden çıt çıkmıyor. Ne milletvekili, ne valisi, ne Büyükşehir Belediye Başkanı. Aynen. Ya hayret bir şey. Ben öncelikle Mehmet Hoca'yı tebrik ve takdir ediyorum gerçekten. Yıllardır zaten emek veriyor gerçekten. Büyük bir gayreti var. Şimdi böyle bir gelişmeyi hem valilik olsun, hem Büyükşehir Belediyesi olsun, hem milletvekilleri olsun, hem hükümet olsun o kadar çok sahiplenmeliyiz ki bu gelişmeye. Bütün dünya basını oraya toplamamız kesinlikle gerekiyor. Turizm başkenti diyoruz. Aynen. Bundan daha büyük tanıtım, daha büyük müjde olabilir mi? Ay, olamaz kesinlikle. Dolayısıyla oraya odaklanıp bir an önce onu tam anlamıyla gün yüzüne çıkarıp gerekli bütün çalışmaları yapılması lazım. Ve ben daha ötesini söyleyeyim. Bence Haran'ın eski şehir kalıntılarının içerisindeki bütün alanı, zaten orası sit alanı. Sit alanı. Bana göre yapılması gereken en azı, hemen yapılması gereken şey, oradaki bütün evleri şehir dışına taşıyacaksınız. Emin Bey, o konuda, hepsini. O konuda önce çalışma yapılmış. Evet. Yani o evlerin boşaltılması ile ilgili, yani devletin ilgili birimleri, yani Büyükşehir Belediyesi, Yüzey İdaresi, Kültür Bakanlığı, devam eden çalışma, yani kağıt üzerinde var ama uygulamada bırakın taşımayı, yani her gittiğimizde o da şey yapıyoruz, yani yolun sağında son tarım arazileri, sit alanı, evet, evet. Gece konuları görüyorsun yani, aynen, adam fikirde döşüyor. Bir önce o şehrin içindeki evlerin boşaltılması lazım, o insanlar da mağdur edilmeden, zaten plan projesi var, zaten kararı da var, sadece bu uygulamaya geçecek. Gerekli bütün ödemeleri yapacaksınız, kimseyi mağdur etmeden evini başka yere taşıyacak. Orayı yeniden hakikaten ciddi bir restorasyondan geçirip sadece Şanlıurfa değil ya Türkiye'ye kazandırılacak, dünyaya kazandırılacak eserler var orada. Dünyaya kazandırılacak. Dolayısıyla Şanlıurfa'da bu işin merkezinde ve göbeğinde yer alıyor. Peygamberin atası Hazreti İbrahim. Aynen öyle. Ne diyoruz? Peygamberler şehri olan Şanlıurfa'ya yakışan şey o. Ben burada milletvekillerimizi çok suçluyorum. Yani bu işin öncülüğünü milletvekillerinin yapması lazım. Milletvekilleri nasıl yapar? Hem yerindeki yönetimleri harekete geçirir, hem valiliği harekete geçirir, hem de Ankara'yı harekete geçirir. Evet. Dolayısıyla milletvekilleri tam işin merkezinde, odak noktasında bulunuyor. Ama maalesef duyarlılık konusunda çok ciddi soru işaretleri var. Duyarlı değiller memleketin sorunlarına ya da az önce dediğim gibi memleketin gelişimi için bazı fırsatlar var ki o fırsatlar işletilmiyor. Yani o fırsatları biz bir elimize alsak, onun o nimetin büyük bir fırsat olduğunu görsek, bir harekete geçirsek Şanlıurfa bambaşka bir şehir olacak. Ben tekrar söylüyorum. Bir gün gelecek inşallah. Allah kısmet ederse açık ve net söylüyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi,
Hüdapar'ın yönetimine geçtiği gün Urfa bundan müsterih olsun ki Türkiye tarihinde bazı uygulamaları görecek ki Türkiye tarihinde ilk ve tek uygulamalar olacak. İlk ve tek, bu kadar iddialıyız yani. Ona göre hazırlıklarımız ve çalışmalarımız da var. Tekrar söylüyorum, ütopik değil, bir gün gelecek Türkiye'de herkes gelip Şanlıurfa'da yaşamak isteyecek her anlamda. İnşallah hep beraber o günleri görürüz. Hüdapar'ın hedefler büyük, Büyükşehir evet. Belediyesi diyor. Ben milletvekili var mı yok mu diye onu soracaktım. Sormaya evet. gerek yok, hedefi söyledi. Evet. Dileğimiz, duamız belediyesiyle, kaymakamlığıyla, halkıyla, aynen. yönetenleriyle, iktidarıyla, muhalefetiyle hepimizin Urfa'ya layıkıyla sahip çıkmamız el ele vererek yani öyle. Aynen öyle. Urfa'nın gelişmesi için, aynen. ilerlemesi için ittifakımızın, beraberliğimizin, gayretimizin devam etmesi. Aynen öyle. Programımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz. Şunu söyleyeyim sadece, önümüzde bir seçim geliyor. Seçime sandığa gittiğimizde halk tabii ki seçiminde özgürdür. İstediği siyasi partiye oy verecek. Sandıkta ne sonuç çıkarsa hepimizin buna saygı duyması gerekiyor. Ve çıkacak sonuç da inşallah memleket için, halk için, ülke için hayırlı bir sonuç olur. Bize düşen şey herkes çalışmalarını ortaya çıkaracak, sergileyecek. Halk hangi siyasi partiyi daha iyi bir alternatif olarak görürse tabii ki oyunu ona verecek. Biz Şanlıurfa halkına şunu söylüyoruz. En iyi alternatif olduğumuzu inşallah sunacağız. Bunu ispatlayacağız, ortaya koyacağız. Ve inşallah bu ilk seçimde, genel seçimlerde Şanlıurfa'dan Hüdapar milletvekilleri meclise inşallah gidecek. O çalışmaları ortaya koyacak. Memleket için nasıl katkı sunduğunu ispatlayacak. Hemen akabinde bir sene sonra ortaya çıkacak olan yerel seçimlerde ise Büyükşehir Belediyesi'nde Hüdapar çok iddialı. İnşallah da Büyükşehir Belediyesi'ne Hüdapar devraldığı zaman da tekrar söylüyorum Türkiye tarihinde ilk ve tek plan, proje ve uygulamaları görecek. Hep beraber inşallah zamanı gelince o zaman da bizim adaylarımız çıkıp zaten konuşurlar. Biz de katılımımızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Saygılarımızla. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.